Oy! Adamın dibi düştü, dibi. Hepinize selam dostlar. Hepiniz Forza Horizon 5'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz vesaire iyidir. Forza Horizon 5 oynayacağız sonuçta tıkladığınıza göre. Heveslisiniz. Neyse, çok abartmayalım. Başlığa geldiniz sonuçta. Bu oyunu oynamaya başladık ama hala da tam olarak böyle bir modifiye sekmesine girmedik. Evet, araba yarışlarından, işte bütçe kapışmalarının, yarışmalarının modifiyeleri gördünüz. Tabi her arabada modifiye aynı mı? Bazılarında daha fazla mı? Bazılarında daha az mı? Seçeneği şahsen ben de bilmiyorum ve bugün hep beraber bunu öğreneceğiz. Amacım da o. Birkaç tane arabayı acele etmeden rahat rahat modifiye edeceğiz. Ve modifiye edilebilirliğini ve eski oyuna nazaran ne kadar değişikliğini olduğunu anlamaya çalışacağız. Basit. Bu kadar. Başka da bir açıklaması yok bunun. Hangi arabayla başlayacağıma bakıyorum. Şu anda garajdaki arabalarımı seçtim. Şöyle bir Range Rover eski püsk olduğu için diyorum ama bir tane Japon kesinlikle olacak. Bir tane böyle BMW kasası gibi bir şeyler seçeyim istiyorum. Onda da muhtemelen bir modifiye olabilir gibi de geliyor bana. Japonlarda Meli'nin Mazda'yı modifiye ettiğini gördüm ve Mazda için çok güzel paket getirmişler. Ayrıyetten böyle komple set halinde. Belki öyle bir şey yapabilirim ama başka bir Japon'u bir test edeyim. Hepsinde buna benzer bir seçenek var mı yok mu? Onu anlamam lazım. Yoksa zaten ona göre yapacağım. Misal bak, Eclipse güzel bir örnek olabilir. GTO için olmayabilir gibi geliyor ama Eclipse de sonuçta genel olarak bu araba yarışı oyunlarında bir efsane sayılır. O yüzden belki bir şeyler getirmiş olabilirler diye düşünerekten bu arabayla başlayalım. Yanlış oldu. Şunu takacaktım. Yani bu şekilde oluyor. Tam bir takım olayı yok galiba. Bu ne lan? Niye öyle bir kararma gölge sorunu var, onu çözemedim. Bizim takımla bu olacak galiba uyumlu bir şekilde. Çünkü hepsi Bomex markası olarak gözüktü. Farklı bir şey de yapılabilir bunun gibi. Buraya geldiğimizde zaten klasik yine motor değişim. İster arkadan itiş, ister dört çeker, o ayarları değiştirebiliyorsunuz. 6.2 litrelik V8 motoru ve 1.6 litrelik i4 motoru. Biri direct'ti, biri de inline diye mi geçiyordu, incline diye mi geçiyordu? Turbo rally motoruymuş bu da. Şu an zaten aracım all wheel, bu da arkadan içe çeviriyor, istersek öyle bir şey yapabiliyormuşuz. Gerek var mı bilmiyorum. Jant seçenekleri, bunlar zaten vardı, sonları doğru getirilmiş diye hatırlıyorum. Ki Melik onu söyledi geçen sohbet ederken. Sanki her arabalarda böyle lastikler içe doğru göçük değil mi ya? Hepsini bir çıkarma gereği hissediyorsun falan demişti. Sanırsam dedim ve gerçekten de öyle galiba. Bütün arabalarda öyle bir his yok değil. Şimdi önlerde 245, 255 yapalım. Arkayı da komple 300. Aa, neden eşit? 4 çeker olduğu için mi acaba? Biraz garip geldi. Jantlarda çok bir yenilik yok gibi geldi. Varsa da hiç belli olmayacak şekilde ayarlamışlar. Hiç dikkat etmiyorsunuz yani. Yenilik var mı yok mu? Eskiler fark ediyorsunuz ama yeniler fark etmek çok zor misal. Güzel jantlar var ha. Ama kaybolup da gidiyorsun. Seçenek bol. Eski veya yeni fark etmez. Ben bunu yaparım. Ardından gelelim. Buradaki modifiyeler zaten klasik. Hep biliyorsunuz en sonuncusunu koyardık böyle. Hiç seçmeden etmeden. Aynı Need for Speed oyunlarında olduğu gibi. Burada tabi ses muhabbeti yani. Farklı egzoz, farklı ses tipleri. Need for Speed sonrası tabi burada güzel bir özenme olmuş. Ama şu ses bug'ın bir giderseler artık. Bir de her birine geçerken tekrardan bug oluyor. Tekrardan bir bakayım hızlıca farkı diyorsun. Burada hangi diferansiyeli istiyorsanız onu takmanız lazım. Çok bir fark eden bir durum yok güç olarak. Düzeni kur ve 73.000 dur, 78.000, 79.000 hatta 80.000 diyelim biz ona. Yani bu arabada çok bir modifiye göremedim ne yazık ki ama ufak bir hızlıca süreyim istiyorum. Boyalara gelirsek. Ay güzel renk be. Vallahi oy eskilere gittim.
Ne güzel renklerle çıkarmışlar arabayı zamanında. Of, beyaz da çok güzel. Ay. Şu an burada bayıldım ya. Durdum kaldım şu anda. Bundan emin değilim. Gidiyor ya. Of, gidiyor. Allah kahretmesin işte. Bu yüzden de seviyorum. Ne yapayım abi? Gidiyor şimdi. Çok güzel yakışıyor. Arka farları kırmızı olduğu için bunlar da kırmızı olsun. Bunu da birazcık gömelim. Çok tatlı oldun be sen. Şuraya baksanıza. Birazcık fazla basık diyebiliriz belki ama genel hatlarıyla çok tatlı oldu araba. Ama bu arabanın kendisiyle alakalı. Yani modifiye edilebilirlikle alakalı falan değil. Fazla basmışız ya gerçekten. Jant da biraz büyük olduğu için yani Eclipse. Gerçekten farkını ortaya koydu. Tabi arkadan itiş değil de dört çeker olduğu için. Bakınız bu arabada gösterebilirim size anlatmak istediğim şeyi. Otomatik yükseltme, pardon, normal yükseltmede burada genelde ayrı ayrı yaptığımız şeyi, yani takım olarak zaten daha önceki Forza Horizon 4'te de vardı bu. Burada da devam etmiş. Ama daha fazla araba var mı ondan emin değilim. Misal bunu böyle tek bir şekilde, tek bir seçeneği var tabi. Bunda daha fazla, diğer arabalarda daha fazla seçenekler var mı onu bulup bakıp görmek lazım ama böyle otomatik seçeneklerin arttığını duydum ben açıkçası. Supra. Tabi oyununda arayüzü olduğu için, reklam aracı olduğu için buna daha fazla seçenek getirmişler. Komple stil değişiyor. Şu anda bizim stilimiz direkt Toyota Supra 20 bu stil olduğu için değişim olmuyor ama buna geçtiğimizde mis gibi değişiyor. Geçen görev yaptığımızda sürdüğümüz araç bu galiba. Çok da hoş yani. Bir de böyle bir şey var. Kavrama diyor. Aynı sanki. Biri drift, bir de kavrama gövde olarak. Başka bir şey yok yani. Ama bir tane seçenek var tabi. RWB yapıyor. Olması gereken. Eskiden biz kendimiz yapmak için falan uğraşıyorduk. Need for Speed'de özellikle böyle olsun diye bayağı uğraşırdık. Böyle modifiye seçenekler var işte. Onun dışındakilerini çok gösterememe gerek yok zaten biliyorsunuz. Tahmin ettiğimiz o. Kasa geldi direkt, eklendi. Keşke bir de ses olsa. Ama sade kendisi de çok güzel bir arabanın. Yani ekle ekleme. İnşallah güzelsindir. Yani güzelmiş. Bu da zaten bir öbür Porsche'deki gibi ya da Rocket Bunny gibi efsaneleşmiş kasa artık. GTR oldu mu direkt bununla beraber yapışıyor. Bir de ses verebilsem ne güzel olacak. Liberty Walk gövde kitiymiş. Mis mis. E39 gel bakalım. Sana özel bir şey yoktur. İlk defa süreceğim için tabii böyle bir görselle karşılıyor bizi. Of, araba çok güzel ya. Bilmiyorum da eskimeyen tasarım. Bence eskimeyen tasarım abi. Bak bak bak. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ya ben şeyi deneyecektim be, fotoğraf modunu. Neyse, normal yükseltme, gövdemiz yok. Doğal bırakalım. Önde de bir şey yok. Ya bir şeyler getirin ama. Hadi şunun kendisi güzel. Ama şu halka gibi yani sanki öküzün şeyi olur böyle burnunda. Askılı olur. Ona benzer çok saçma duruyor. Neden var? Böyle spoiler neden var yani? Bu neyin çirkinliği? Hiç mi düşünmemişler abi? Kendi motoru gazlayalım mı? Abi Forza Horizon 4'e göre bu daha agresif kalmış. M5 daha böyle düşük kalırken bunu daha agresif hale getirmişler gibi. V8 sistemimiz, V10. Yakışırdı aslında. Oh, bu da güzelmiş. Ama kendi stoğu kalsın. Arkadan itiş kalsın tabii ki. Dört çeker yapmam. Turbo da eklemem muhtemelen.
Ah. Modifiye edesim çok fazla da yok aslında. Sadece böyle bir jantını falanını birazcık düzelteyim. Böyle soft bir modifiye yapasım var. Bundan önceki oyununda da bende bu araç hep garajımda olduğu gibi orijinal duruyordu. Bir tek makyaj boyası vardı. Bilmiyorum, bunlara karşı böyle bir istek oluyor bende hep. Bunu büyütelim tabii lan. Göze güzel görünüyor. Hadi önler bir ufak. Önle arkanın arasında bir fark olsun. Lastik. Stok spor tipi. Yarış. Yol tutuş. Epey fark var aralarında. Hangisini koysam bilmiyorum. Araziye çıkmayacağım ama. Sokak tipi mi duruyor acaba şu anda? Drift lastiği var direkt. Sürekli anlayacaksak bunu takmamız lazım. Drift tipi taksam yol tutuş artıyormuş. Geri kalanı her şeyi düşürüyor. İlk defa bir drift lastiği taktım. Deneyeceğim, merak ettim. Kendi jantı çok tatlı. Benzer bir jant bulabilir miyiz bilmiyorum. Çok fazla da jant yakışır bu araca. Onu da biliyorum. Çok da güzel jant seçenekler var. Bir taraftan böyle bir stok bırak da istiyor insan. Ama böyle bir jant da gidiyor sonuçta. Kendi jantına yakın olan bir şeyler neden olmasın diyor. Vallahi ne diyorsunuz bilmiyorum. Var güzel jantlar. Bak bu da güzel. Bunu siyah yaptım mı kendi orijinali gibi. Tatlış durur yani. Bak içe gidik yine. Bilmiyorum, seviyor mu böyle jantları galiba ya. Gidiyor abi, gidiyor. Vallahi gidiyor. Neyse tamam, bu seferlik dokunmayacağım. Sonra yine gelirim ben ona. Şimdi bunlara gelirsek spor tipi, yarış tipi, çok abartmamak lazım. 5 ufacık bir artış oluyormuş. Dokunma abi. Hadi buna da dokunmuyorum. Egzoza bir bakayım. Kendi orijinaldi o. Orijinaliydi. Bu biraz fazla yırtılıyor. Bu da biraz boğuk yırtılıyor. Ama hadi kendi sesi kalsın. Heh, sokak tipi yapalım. Bak sokak tiplerini severim. Spor yarış istemiyorum da sokak olsun. Biraz basmaya ihtiyaç var mı? Çok az belki, böyle bir basınç. Belki. Fazla değil yani. Böyle abartmayacaksın. Böyle kamber geldi. Otomatik kamber geliyormuş. Oha. Aa, çok şaşırdım şu anda ya. Aa, şu an çok şaşkınım. Sırf bu kamber denemek için deneyesim var. Hadi deniyorum. Hadi deniyorum. Tasarıma gelelim. Kendi orijinal renklerini de şöyle bir kurcalayalım. Başka adamlar neler yapmış ona da göz atabiliriz aslında. Çok fazla renk seçeneği var yalnız. Tabii jantla beraber gidecek bir renk. O unutulmaz grisi. O yeşil. Siyah. Of, bembeyaz. Böyle de ayrı güzel ha. Bilmiyorum, böyle de ayrı güzel. Bu mavi daha güzel ya. Forza Horizon 4'te full gri takılmıştım. Burada mavi takılmak istiyorum. Şehre sokup yanlamak istiyorum. Sesi garip geliyor gerçekten de ya. Bilmiyorum da. Çok garip geliyor ses. Fake geliyor bayağı ses. Toz duman.
Komşu affet. Kavşak sandım, burada kavşak yok muydu? Allah! Ay 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 ay! Öf, konvoy olacaktı şimdi be. Her yere çarptım be. Bir kavşak arıyorum şu anda, bir ufak da olsa. Biraz turlayacak. Onun dışında inanılmaz zevkli. Hava da aydınlandı. Ay 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 ay. Ya fazla durdum. Üçte ne yapacak? Tıkanacak. Üçte tıkanır. Üç arabası değil. İşte diyorum ya, bir ile ikinin dişlisinin arasını birazcık açacağız. Zaten üçe ihtiyaç duymayacak. Yani 120'ye kadar çıksın ikinci viteste. Gerçi şu anda da 110'a kadar çıkıyormuş, o zaman bir 140'a kadar gitsin. Oy! Adamın dibi düştü, dibi! Adamın dibi düştü! Of 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 of! Dur bir kavşak bulayım, artık videoyu bitireyim. Şu an zevkini oynuyorum tamamen. Normalde 15-20 dakikalık video planlamıştım. Şu an 50 dakika olmuş bile. Kavşak neredesin? Bunun sonu yok çünkü. Ufak bir şehirde vardı kavşak ya. O neresin? Aa buradayım. Aa şans eseri buldum lan, ufacık bu da. Bize yeter bence. Ah. Bu tarz ince yerlerde biraz yeteneksizim. Ama arabasına da göre değişebiliyor. Burası da çok darmış lan. Bir tık daha geniş bir şey lazımdı ama neyse. Amacımıza ulaştık mı? Ulaştık. Resmen bu video ile öbür modifiyeler ayırmam lazım gibi bir şey oldu şu anda.
Aha, tepe tepe tepe. Allah. Arkama bakacağım diye. Şu manzara yanlarken çok güzel oluyor. O yüzden dayanamıyorum. Fazla hızlı geldim. Sonra da fazla yavaşladım. Ah be, bok oldu ya burası. O dişli ayar lazım abi. Bak böyle virajlar için lazım. Dumani. Tamam bitireyim artık videoyu arkadaşlar. Biliyorum çok keyifli, çok zevkli ama artık bitirmem lazım. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz eğlenceliydi. Modifiye kısmı da birazcık daha böyle yüzüstü geçmişim gibi oldu ama tamamen bundan ibaret modifiye. Daha detaylı bir şeyler olur mu eder mi diye bakarken maalesef ki Forza Horizon 4'ten çok bir farkın olmadığını gördüm. Ama E39 her zaman gibi muazzam. Bambaşka bir şey. Bambaşka. Sesi için bir şey demeyeceğim ama kullanım zevki o kadar güzel ki yani stok yani stok abi böyle kullanacağım bunları ya. Bunların amacı bu yani eğlenmek. Şu multi düzeltseler de çabucak konvoya girsek. Arkadaşlarımızla beraber sizden de bazılarınız gelir eder var çünkü biliyorum. Hep beraber yanlarız gazlarız keyifli oluyor ya. Yani Forza'nın en büyük eğlencesi bu işte. Şu ağacın altında gölgede şey yapalım abi. Güneşte ısınmasın. Hadi öpüyorum. Videoyu beğenin. Düşüncelerinize yorum yazarsın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.